Merhaba arkadaşlar, Siber Eğitim kanalına hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün sizlerle beraber Linux komut satırlarına devam ediyoruz. Arkadaşlar, ilk öğreneceğimiz komut reboot. Arkadaşlar, bu sistemi yeniden başlatmaya yarar, yani resetler. İkinci öğreneceğimiz komut ise shutdown. Shutdown arkadaşlar sistemi kapatır. Arkadaşlar bu şekilde direkt kapatır, hiç bekleme yapmaz. Ama süre vermek istiyorsa +10 diyoruz. Arkadaşlar bir de sistem kapatmanın başka bir yolu ise halt yazmak. Halt yazıp direkt enterlarsa sistemi kapatır. Arkadaşlar diğer bir öğreneceğimiz konu ise örneğin shutdown çok uzun bir komuttu. Biz onu daha kısa kullanmak istiyoruz. Bunun için arkadaşlar ilk 3 harfini giriyoruz ve tab tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 tane komut çıktı. Hangisini kullanmak istiyorsunuz dedi. Ben shutdown'u kullanmak istediğim için T harfini de koyup tab'a bastığımda gördüğünüz gibi arkadaşlar shutdown'u tamamladım. Arkadaşlar diğer bir öğreneceğimiz konu ise komutları yan yana kullanma. Örnek olarak ben masa üstüne geçmek istiyorum ve masa üstüne aynı anda listelemek istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar göstereceğim şekilde birden fazla komut kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar masa üstü yazıyorum. Arkadaşlar bir ilk yöntem shift ve alt tuşuna basıyoruz arkadaşlar. İki defa basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra alt diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar masa üstüne geçiş yaptı ve ondan sonra masa üstünü bana listeledi. İkinci bir yöntem ise arkadaşlar bu en kolay yöntem. Tekrar cd masa üstü yazıyoruz. Arkadaşlar bunda sadece noktalı virgül kullanıyoruz. Bu en kolay ve benim de kullandığım yöntem. Alt yazıyoruz arkadaşlar. Tabii ayı büyük yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine masa üstüne geçip masa üstünü listeledi. Arkadaşlar bizim asıl konumuz paket yükleme, sistem güncelleme ve program sunumu. Arkadaşlar paket yüklemek için genelde apt depolarını kullanırız. Bunu nasıl kullanırız? Sudo. Sudo'yu anlatmıştım arkadaşlar. Yönetici aklarıyla çalıştırmamız sağlıyor komutları. apt-get install. Arkadaşlar ne yapacağımızı belirtmemiz lazım. Örneğin ben install dedim. Ve gedit programını yüklemek istiyorum arkadaşlar. Şu an enterlarsa benden şifre ise şifreyi giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an şifre girmiyor gibi gösterebilir. Siz buna aldanmayın. Aslında şifre yazılıyor ama güvenlik nedeniyle göstermiyor. Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükleme işlemi bitti. Örneğin programın ismini yazıyorum. Bir de arkadaşlar konsolda programın ismini yazdığınızda program açılıyor. Eğer doğru yazarsanız evet doğru gedit yüklendi. Arkadaşlar örneğin ben gedit yüklü mü değil mi bunu bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için tekrar sudo judge hey yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra search ve program ismi yazıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde bize acaba o program var mı yok mu tek tek bakıyor. Şu anda bizim için listeledi. Aynı ismi taşıyan bir sürü şey varmış arkadaşlar. Biz şuydu onu kurduk. Arkadaşlar bir de program hakkında bilgi almamızı da sağlayan bir komut var. Bunun için arkadaşlar tekrar sudo apt-get arkadaşlar show yazıyoruz bu sefer. Yani göster gedit. Bu sefer de onun hakkında bilgileri gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2
bütün bilgileri gösterdi. Örnek olarak arkadaşlar ben bunu silmek istiyorum. Bunun için de arkadaşlar sudo apt-get remove yazıyoruz arkadaşlar ve program ismi. Arkadaşlar ben örnek olarak şu şekilde silersem arkada çöp dosya bırakır ve ben bunu istemiyorum arkadaşlar. Yani komple silmesini istiyorum. O zaman çift-tire search kullanıyorum. Arkadaşlar bu şekilde de kullanabiliriz. Ya da istersek hiç remove'u girmeden direkt search yazarsak enterlarsak arkadaşlar bize gelip siler. Arkadaşlar bir de dışarıda kurduğumuz paketler var. Ben gerçi indirmiştim. Örnek olarak onları kuralım arkadaşlar. Ben mesela hangisini kurmak istiyorum? Evet arkadaşlar ilk başta dizine geçmemiz gerekiyor. Örneğin bende indirilenler ama sizde downloads da olabilir. Adrese bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar adres dediğim zaman bende şu an hangi paketler var? Şu anda Google Chrome'da Opera Stable var. Arkadaşlar örneğin ben Opera'yı yüklemek istiyorum. Bunun için arkadaşlar şimdi arkadaşlar bu yükleme şekli sadece dev.dev uzantılı dosyalar için. Farklı uzantılı dosyalar için farklı şeyler kullanılıyor. Arkadaşlar bunun için dpkg diyoruz. Ve tire i. Arkadaşlar aslında bu install demek. Yani çift tire install kullansak yine oluyor arkadaşlar. Ama biz kısa olarak kullanıyoruz. Geçen derslerde dediğim gibi komutları tam ismi de kullanacaksak çift tire kullanıyoruz. Eksi halleriyle kullanacaksak tek tire ile kullanıyoruz. Arkadaşlar terminal ekranında kopyalama ve yapıştırma işlemleri için CTRL Shift'e basıyoruz arkadaşlar ve yine C'ye basıyoruz. CTRL Shift V diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar verdiği hata şu anda sudo kullanmadığım için arkadaşlar sudo bu işlemler için genelde sudo kullanılması gerekiyor. Evet arkadaşlar şu an kurulumu yapıyor. Bazen uzun sürebiliyor arkadaşlar. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda yükleme yaptı. Direkt opera yazalım arkadaşlar. Bakalım çalışıyor mu? Hop, çalıştı. Evet arkadaşlar demek ki opera yüklenmiş. Kapatıyorum. Örneğin ben bunu silmek istiyorum arkadaşlar. Bu sefer de dpkg çift tire purge yazıyoruz arkadaşlar. Bu sefer remove yazmıyoruz. Çift tire purge opera. Örneğin programın ismini yazıyoruz. Bunun için de tekrar sudo kullanıyoruz arkadaşlar. Enter'lıyoruz. Arkadaşlar opera başka bir isim herhalde kaydoluyor. Bir türlü bulamıyorum onu. Kaldırma isteği göz ardı ediliyor diyor şu an. Onu sonra siz halledersiniz. Arkadaşlar başka öğreteceğim konu sistem güncelleme arkadaşlar. Sudo apt-get update. Evet arkadaşlar bu sistemdeki paketleri günceller. Upgrade ise arkadaşlar bu da
sistemi komple günceller, yani bütün sistem dosyalarını günceller. Arkadaşlar sürüm yükseltmek istiyorsanız, pardon, disk upgrade'i kullanıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar versiyon yükseltiyoruz, versiyon güncelliyoruz. Bunları update ve upgrade'i beraber kullanabiliyoruz arkadaşlar. Örnek olarak tekrar sudo apt-get update. Noktalı virgül bıraktığım zaman arkadaşlar ikisini şu anda bir arada kullanabilirim. Enter'a bastığımda hem sistemdeki paketleri günceller hem de sistemin kendisini günceller. Arkadaşlar bazen güncelleme işlemi yapmadığını görürsünüz. Bazen güncellemeye çalışırsınız, sistem güncellemez. Bunun sebebi üçüncü parti yazılımlardır. Bunu nasıl kaldırabiliriz arkadaşlar? Sudo apt-get -f install. Bunu yazdığımız zaman arkadaşlar üçüncü parti bütün yazılımları siler. Bu şekilde sistemimizi güncelleyebiliriz daha rahatlıkla. Evet arkadaşlar, başka ne anlatabilirim? Arkadaşlar bazen sildiğimiz programların çöp dosyaları kalır sistemde. Bunları direkt silebiliriz arkadaşlar. Bunun için de sudo apt-get auto remove yazdığımız zaman arkadaşlar, bunu yazdım. Evet. Bu şekilde de arkadaşlar sistemde ne kadar çöp dosya varsa hepsini bir bir silecektir. Arkadaşlar genelde yükleme yaptığımız zaman ve şey yaptığımız zaman evet ve hayır diye bir şey gelir. Bu İngilizce kullananlar için ye ve nedir? Orada evet dediğimiz zaman yüklemeye devam eder. Hayır dediğimiz zaman yüklemeden çıkar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir derste, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.